Adalet Kurultayı'nda emek çalıştayı yapıldı. Az önce bitti. Bu emek çalıştayı baştan sona katılan iki isimle görüşeceğiz. DİSK eski genel başkanı, sendikacı Süleyman Çelebi ile önce görüşmek istiyorum. Süleyman Bey, son zamanlarda sendikasızlık çok fazla ama sendikalara toplu iş sözleşmesi imzalayanlarla diğer sendikalar arasında acayip bir çekişme var ve birbirine eleştiri var. Yandaş sendika kavramı gibi bir kavram bu dönem türedi. Sarı sendikacılığın bir de başka bir türü müdür, nedir? Bu durumu bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi öncelikle tabii bugün Türkiye'nin binlerce sorunu var. Ama bu binlerce sorunun yumağını, özünü adalet oluşturuyor. Adaletin olduğu bir sistemde zaten bu sorunların hepsinin çözüldüğü bir noktayı bulabiliriz, yakalayabiliriz. Çünkü hukuk varsa bir ülkede, adalet varsa hak arama özneleriniz var. Bunun bittiği bir noktada Türkiye. Dolayısıyla sendikal harekete baktığımızda da sendikal hareketin bu kadar gerilemesinin, bu kadar yok edilmesinin bir sonuca dayandığını söylemek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani 1980 darbesinde Türkiye'nin nüfusu 44 milyondu. Evet. Ve sendikada aktif